Bir önceki videoda bazı matris işlemlerinin bilimsel hesap makinesiyle nasıl yapıldığını göstermiştim arkadaşlar. Bu videoda da kalan matris işlemlerinin yapımını göstereceğim. Öncelikle hesap makinemi açıyorum. Menü tuşuna basıyorum ve buradan matris moduna giriş yapıyorum arkadaşlar. Eee matris tanımlama işlemlerimi bir önceki videoda anlatmıştım arkadaşlar. Burada hızlıca ben bahsedeyim. Benim de iki tane matris var. Bunları hemen burada tanımlıyorum arkadaşlar. Önce matris A'yı tanımlamak için 1'e bastım. E, satır sayısını soruyor. 3 olduğu için 3'e basıyorum. Sütun sayısını soruyor. Bunu da 3'e bastım arkadaşlar. Şu an imlecin olduğu yerden başlayarak arkadaşlar sayılarımı tanımlamaya başlıyorum. 5 yazdım mesela eşittir'e bastım. Zaten hemen tanımladıkça imleç yana doğru kayıyor arkadaşlar. Hata yaparsanız da sağa sola gelip e, düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca şimdi hemen değerlerimi tanımlayayım. -2. Sonra 1 geliyor. 3 geliyor. 12 geliyor ardından 0'mış. 7 4 ve 8 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi AC tuşuna bastım. Şu an matris A'yı hafızaya atmış olduk arkadaşlar. Hemen matris B'yi de tanımlayayım. Onun için ne yapıyorduk arkadaşlar? Option tuşuna basıyorum. Define matrise tıklıyorum. Hemen ikinci tuşa basıp matris B'yi tanımlıyorum. Burada yine satırı sormuş. 3 diyorum. E, sütünü sormuş. Buna da 3 diyorum arkadaşlar. Hızlıca hemen B matrisini tanımlıyorum arkadaşlar. Eksi 3 dedik. 4 dedik. Ardından 5 geldi. 7 geldi. 12 geldi. 9, 2 ve 1. Şimdi arkadaşlar AC tuşuna basıyorum. Matris A ve matris B'yi tanımlamış oldum. Şimdi işlemlerimi yapabilirim option tuşuna basıyorum arkadaşlar. bu sayfada toplama çıkarma gibi işlemleri nasıl yapıldığını göstermiştim. Şu dört işlemi nasıl yapıldığını göstermiştim arkadaşlar. E, beşinci işlemden devam ediyorum. Bir aşağı tuşuna basıyorum arkadaşlar. Yeni bir sayfa açıldı. Burada birinci seçenek arkadaşlar. E, matris answer. Hatırlarsanız hesap makinesinde şöyle bir answer tuşu var arkadaşlar. Bu tuş ne işe yarıyordu? yaptığınız son işlemin sonucunu ekrana getiriyordu. Bu da aynı mantıkta arkadaşlar. E, matrisin son halini ekrana getirmesini sağlıyor. E, i̇kinci seçeneğimiz ise arkadaşlar, Determinant işlemi. E, onu da şu şekilde yapıyoruz. 2'ye e, basıyorum, Determinant seçeneğine. Hangi e, matrisin determinantını almak istiyorsam arkadaşlar Option'a basıp buradan onun değerine giriyorum. Mesela burada e, matris B'nin alım demişiz. 4'e tıkladım. Eşitliğe bas, bastığım gibi arkadaşlar e, matris B'nin determinantını almış oluyorum. Şimdi trans e, transpoze işlemi yapalım arkadaşlar. Yani matrisin devrini alma işlemi. Yine aşağı tuşuna basıyorum. Burada üçüncü seçenek arkadaşlar transposition görüyorsunuz. 3'e bastım. Burada da, e, matris A'yı alalım arkadaşlar. Yine option tuşuna bastım. Burada matris A'nın değeri de 3'müş. 3'e bastım. Eşittir'e bastım gibi arkadaşlar. E, matris A'nın devrini göstermiş oldu diğer bir işlemimiz de arkadaşlar matrisin tersini alma. onu da şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Option tuşuna basıyorum. Mesela burada matris B'nin tersini almışız. Yine öyle yapalım. E, 4'e basıyorum. Şurada arkadaşlar x üzeri eksi 1 seçeneği var. Eksi 1 tuşu var. Ona tıklıyorum. Arne eşittire bastığım gibi arkadaşlar. E, matrisin tersini almış oluyoruz. Bir de arkadaşlar birim matris işlemi, birim matris oluşturma olayı var. O da şöyle arkadaşlar. E, dördüncü seçenek yani identity matrix. Ona tıklıyorum. İçine de arkadaşlar e, kaç satır sütun e, bir birim matrix istiyorsak içine yazıyoruz. Mesela 3 diyorum. Eşittire bastığım gibi gördüğünüz gibi birim matris oluşturmuş oldu. E, çünkü bizim bazı işlemlerimizde e, matrisi birim matrisle çarpıp toplayabiliyoruz. Yani şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Option'a bastım. Bir matris A yazdırmak için 3'e bastım. Artıya bastım arkadaşlar. Ardından Option tuşuna basıyorum. Buradan Identity'ye basıyorum arkadaşlar. Mesela 3 satırlık bir birim matris toplamış olalım. Eşitlere bastığım gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işlemi de yapmış oldu. Birim hesap makinesi ile matris işlemleri bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.